Peygamberimiz bütün İslam alemini Türklere emanet etmiştir. Çok fazla hadis vardır. Kırmızı bayraklar çıkacak önce diyor Peygamberimiz. Ki bunlar Türk bayraklarıdır. Yeşil bayraklarla birleşecekler diyor. İslam aleminin bayrakları. Ve kırmızı yeşil bayraklarla biz Türk-İslam birliğini oluşturacağız inşallah. Türkiye'nin önderliğini kabul etmeyen hiçbir İslam ülkesi ben şu ana kadar görmedim. Türkiye'nin liderliğini kabul etmeyen hiçbir Türk devleti de görmedim şu ana kadar. Filistin yönetiminin merkezi Ramallah'ta Özgürlük Meydanı'ndaki anıtın üzerinde Türk bayrağı yer alıyor. Türkiye'ye olan sevgi o kadar derin ve yürekten ki araçların camlarında da Türk bayrakları yer alıyor. Türkiye lider ülke. Bölgemizdeki başka ülkeler gibi emir alıp uygulayan değil, politika üreten ve uygulayan bir ülke Türkiye. Osmanlı'nın o muhteşem günlerini hatırlatıyorsunuz bana. Türkiye ne kadar güçlü bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdi bütün dünyaya. Türk bayrakları, Başbakan Erdoğan posterleri sizi yanıltmasın. Burası Gazze. İsrail avlukası altındaki Gazze'de son haftalarda bir ilk yaşandı. Filistin tarihinde ilk kez bir başka ülke bayrağı Filistin bayrağından daha çok sattı. Bu durum Gazze'de yıllardır ticaret yapan Filistinlileri bile şaşırttı. Ben 20 yıldır burada dükkan çalıştırıyorum ve ilk kez başka bir ülkenin bayrağı, Türk bayrağı, Filistin bayrağından daha çok satıyor. İsrail'in yaptığı katliamdan sonra Türkleri daha da sevdik. Sokaktaki insanın görüşü de farklı değil. Herkes Türklere minnettar. Gün geçtikçe Türk insanına, onun kahramanlığına ve duruşuna sevgimiz daha da artıyor. Bu görüntüleri Amerikan haber ajansı Associated Press muhabiri habere bir de yorum ekledi ve şöyle dedi: Gazze'nin yeni kahramanları artık Türkler.